akşamlar Ömerci Bey, amca kardeş, dostum, arkadaşım, komiserim. Bu kadar isim saymaya gerek yok. Sadece bekçi yeter. Gecenin gardiyanım, karanlığın efendisi. Sadece bekçi. Yüzüklerin lordu, örümceklerin adamı. Yeter! Söyleyin bakayım, ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Mangal yapmaya geldik. Öyleyse maşaların ve etleri görebilir miyim? Buyurun bekçi bey, bütün belgelerimiz tam. Burada da çıramız var. Her şey eksiksiz görünüyor. İyi mangallar size. Kolay gelsin memur bey. Bir saniye. Merak ettim de. Mangala en altta hangisi konur? Gazete kağıdı mı? Yoksa kömür mü? Bu da soru mu? Tabii ki de. Sonuçta mangalcısınız. Biliyorsunuzdur. Tabii canım. Bilmez miyiz? Evet. Gazete mi? Kömür mü? Ercan, çevir köfteyi. Tamam, beçi pişti. Hadi gidelim. Abi, burada değerli bir şeyler bulabileceğimize inanıyor musun? Kazı alanında çalışan işçi arkadaşımdan sağlam bilgi aldım. Bu eski uygarlıkların kazılarında mutlaka bir şeyler çıkıyormuş. Aa, buldum bile. Eski bir uygarlığa ait bir köstebek kafası. Oh, Dalia. Oğlum, bizim adlar o. Anladın, sen de burada niye uyuyorsun? Ayranı fazla kaçırmışım da. En yolu kaybettim. Neyse, hadi ben kaçtım. Hanım evde bekler. Neyse, hadi içeri gidelim. Abi, burada hiçbir şey yok. Sadece hatta boy tuvalet kağıdı var. Boşver tuvalet kağıdını. Daha değerli bir şeyler bulalım. Evet, değil mi? Kağıt havlu gibi. Yok, elbise daha iyi. Kafana geçireceğim Şükrü'yü Ercan. Sen zahmet etme abi, ben kendi kafama vururum. Koşayım. Aa, kim vurdu bana? Hey, dur. Ben sana vur. Şimdi gidin. Aa, şimdi. Aferin sana. 5000 yıl ayakta duran tapınağı 2 dakikada pert ettin. Sandık. Doğru. Seni adam sandık, buraya getirdik. Sandık abi. Sandık var burada. Ya, geliyorum. Atla. Durdum abi. Atla. Durdum. Durdum abi. Tamam, bırak. Neyse, biz sandığa odaklanalım abi. Vallahi bu sefer bir şey olduk galiba. Dedim sana evladım, bizde boş çıkmaz. Ne yazıyor burada? Yamça Nikas. İlet. Koç. Çok eski bir dilde yazılmış. Tersten yazılmış olmasın. Çok tehlikeli. Ses alama. Dur şimdi, bu kasayı nasıl açacağız? Bence kaba kuvvet ve yeterince bağırmayla açabiliriz. Bağırma iyi fikir. Biraz da ekran sallanır. Başla. Başardık. Bu sesi pek sevmedim abi. Hiç hazine sesine benzemiyor. Hazine sesi nasıl oluyormuş Ercan'cığım? Ne bileyim yani, mesela şöyle tin tin tirin tirin koko gibi yani. Boş konuşma Ercan. Gel içine bakalım ne varmış. Poti. Bu ne abi? Boş ver, neyse ne. Biz sandığa bakalım. Poti. Çok sevimliymiş ya. Ne haber? Ne yapıyorsun bakayım? Poti. Nerede altınlar? Nerede hazineler? Hiçbir şey yok burada. Poti. Hayır, bir de çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Bizim feneri nerede Ercan? Ver bakayım şunu. Ercan, uzatsana evladım feneri. Kime diyorum Ercan o? Poti. Ercan, renk değiştirmişsin. Bu kalem odayısın oğlum sen. Gorilsin. Poti. Yediğin bir şey mi dokundu? Burada da yiyecek bir şey yok ki. Toprak mı yedin evladım? Poti. Ne yapıyorsun Ercan? Poti. Gelme sen. Poti. Kral Şakir, mikro bağımsızları. Hav. Poti. Ama bir o kadar da etkili. Hemen bulaştı bak Ercan'a. Kürşat'a tehlikeli yılmaya başladı değil mi?
antik güçler. Sanma yine telefonda kaçacağını. Yoklu gördü yerde işler. Bak yine fırsat yaptı yapacağını. Antik bir çete antik güçler. Sanma yine telefonda kaçacağını. Yoklu gördü yerde işler. Mahallemizin sevinmeyen karakterlerinden olan Akbaba Kürşat bir arkadaşı kötü gözüken ama aslında iyi olan Goril Ercan'dan hala haber alınamıyor. Dün gece mangala giden bu ikili halen kayıplar. Polis ekipleri ormanda mangal ekipmanları ve köfteleri buldular. Köftelerin durumu iyi. Çok korktum ama sağ olsun polisimiz geldi bizi kurtardı. Kim bilir yine neyin peşinde bu Kürşatlar. Efendim Necati. Alo. Kesin yine telefonunun üzerine oturdu. Yanlışlıkla beni aradı. Alo, Reza abi. Evet, evet. Necati yine telefona oturdu. Kusura bakma, seni de rahatsız ettim. Önemli değil. Necati ne yapıyor? Berberde sıra bekliyor. Söyle ona, onun saçı yok. Boşuna beklemesin. Necati abi boşuna bekleme, senin saçın yokmuş. Kim konuştu benimle? Versene şu telefonu Necati'ye. Alo, kimsiniz? Necati, benim Remzi. Yine telefona oturmuşsun. Evet, bilerek oturdum. Telefonu kulağınızda çok tutmayın diyorlar. Çok saçmalıyorsun, o yüzden kurtaramayacağım. Oğlum sen niye berberde bekliyorsun, saçın mı var? Saç için gelmedim. Eldeki televizyon bozuldu, burada izlemeye geldim. Gayılır mısın abicim? Yok sağ ol, dondurma yiyorum, baksana. Ya Necati, dondurma değil o, tıraş fırçası. Oğlum aç şu tıraş fırçasını Necati abinin elinden. Dondurma sanıyor, yalıyor iki saattir ya. Umuyormuş, yok, özür dilerim. Ha? Oo, hoş geldin Kürşat. Hayırdır, bu ne lan? Hoci, hoci. Kürşat, çekilir misin şu televizyonun önünden? Abi, ezi yedirmiyorum, böyle kalsın, güzel oldu. Hoci, hoppa! Hop, bütün saç gitti. Ama ense güzel. Yani ense güzel oldu, sorun yok. Abi, saçım gitti. Olsun olsun, ense güzel, ense çok güzel. Bayılırım. Sevgili vatandaşlar, tehlikeli bir virüsü daha fazla yayılmayın.
çıkmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan ediyorum. Başka ne ilan edeyim? Valla siz bilirsiniz efendim. Cumhuriyeti ilan ediyorum. Dinle o, bayağı oldu. Başka bir şey ilan edeceğiz. O zaman bugünü dünya karpuzlar günü ilan ediyorum. Karpuzlar günü kutlu olsun. Ya sen gördüğün karpuz kadar bakın yiyelim. Ama kuki, gerito, kendine iyi bak. Arada görüntülü ara beni. En kötü Instagram takipleşeni. Sosyal medya kullanmıyorum. O zaman kantına gel. Olur. Ay 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 ay. Korktuğumuz başımıza geldi. Virüs herkese bulaşıyor. Bizi kurtaracak o şey değil. Dur ayol, helal edildiği tahtalıyorsun. Tahtalı köye gitti. Kalk kalk, duvara yapma.
şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Sonuçta bir iki güne her şey eski haline dönecektir. Bir ay sonra. Evdeki bütün erzak bitti. Çok önemli bir konuşma yapacak. Bu salgının biteceği yok. Aramızdan birilerinin markete gidip erzak alması gerekecek. Hadi yolun açık olsun Peyami dede. Seni hiç unutmayacağım. Ben kaç yaşlıyım. Ooo elini sırtında taşıyor. İçerisi lazım. Biraz edeyim mi? Çekilirim ben. Markete ben giderim. Macera benim göbek adım. Senin göbek adından püskevit. Ben de seninle geliyorum Şakir. Remzi. Tamam canım ben de gidiyorum. Yürü Nesatir, sen de geleceksin. O halde, o halde... Buraya bakıyormuşuz, pardon. İki defa, iki defa. Yedi defa kuşatma. Bir sonu hakim et ol. Koşa koşa gittim ona. Cesaret desen onlara. Var, karizma desen onlara. Salgının birinci ayındayız ve halen virüsü tamamen yok edebilecek bir çözüm geliştiremedik. Ancak bilim hayvanı bir kez bazı önlemlerle virüsten korunabileceğimizi belirtti. Ben virüse karşı etkili bir ilaç bulana kadar yapmamız gereken tek şey 3 altın kurala uymak. Bunlar nedir? 1. Maske takmak. Maskeyi takarsak virüslere karşı görünmez oluruz. Bakın şöyle. Eyvah mikrop tüneyt. Görüversik yüce. Ha? İkinci altın kural hijyen. Eğer sürekli olarak ellerimizi yıkarsak virüsler bizden kaçacaktır. Eyvah yine geliyor. Hijyen gücü. Fıçı 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 fıçı. Eller yıkanırken bu ses çıkar. Eyvah. Fıçı fıçı sesi. Dondurma ne olur? Ben sen kim diyorsun? Neymiş? Çikolata.
çekin. Yalan dedi. Yalan. Evet. Sonuncu malzemeyi de aldığımıza göre gidebiliriz bu korkunçlu yerden. Hadi çocuklar gidiyoruz. Of ya. Hiç değişik bir olay olmadı. Oh, arkadaşlar bakın ne buldum. Bakkal arabalı dondurma. Necati dondurma değil o. Hayır dondurma. Hatta bedavası bile çıktı içinden. Bakkalın çırağı. Buzi, Buzi. Bunlar mikroplanmışlar. Buzi. Buzi. Duymaz baba katıcı. Sarın bizi kaçışı. Normal kaçış. Buzi, Buzi. Açılıyor. Kapak kapandı. Kapak kapandı.
burada? Ne yapıyor ya? Deniz canlılarının DNA'sıyla karıştırıyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Ha? Oldu. İşe yaradı. Balık DNA'sı virüse karşı koruma sağladı. Yaşasın! Bir dakika. Bu da ne? Ha? Olamaz. Annem de demin başı dertti. Gel virüsü durdurmalıyız. Hadi yürüyün. Çabuk çabuk. Ama bir dakika. Mirşet'te ben de arabayı bu şekilde kullanmayız ki. O zaman arabayı kullanacak tek bir kişi kalıyor geriye. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Necati'nin ehliyeti var mı ki? Evet ya. İşte bak. Necati bunu kendi yapmışsın. Çok alakalı değil. Yaksın silah. Ali Ali Ali.
İşte her şeyi başlatan virüs sendin demek. Şimdi seni laboratuvara götüreceğim ve iyice inceleyeceğim. Böylece bundan sonra oluşacak herhangi bir salgın için hazırlıklı olacağım. Hay böcek, hiç hoşlanma. Aaa, gitti. Şakir ve arkadaşları yine şehri kötülüklerden kurtardı. Neden Şakir ve arkadaşları? Neden Necati ve yanındaki garibandan değil? Bence daha iyisi bu. Necati ve üç gariban.